Şimdi engelleri üç e, tasnif 3 kısımda e, ele almak mümkündür. E, temel olarak ana taksim olarak tasnif olarak e, ruhsal engelliler, işte akıl hastalarının da dahil olduğu e, engelliler, zihinsel engelliler, e, bir de fiziksel engelliler. Evet. Şimdi şunu hemen ifade edelim. Ruhsal engelliler dinin emir ve yasaklarıyla ...muhatap değildirler. Yani akıl hastası olarak... ...ifade ettiğimiz... E, ...kimseler e, bu akıl hastalığı... ...sürekli... ...bunlar e, dinin emir ve yasaklarıyla... ...muhatap değiller ama bazen ruhsal bir engellilik durumuyla e, karşı karşıya, bazen iyileşme durumu söz konusu ise iyileştiği dönemlerde elbette dinin emir ve yasaklarıyla iyileştiği dönem içerisinde muhatap olma durumu söz konusudur. Derecelerine Bunu, göre o zaman belirlenir. E, tabii tabii derecelerine göre belirlemek gerekir. E, zihinsel engellilerle ilgili tabii e, şunu ifade etmek gerekir. Burada toplumda çok yanlış bir algı var. Bunu e, düzeltmemiz gerekir. Ee, belki bu program bu anlamda bir e, başlangıç e, olabilir. İnşallah hocam. E, yani zihinsel engelliler e, akıl hastası değil. Zihinsel engel farklı bir kategoridir. gruptur. Hı, bütün zihinsel engelliler akıl hastasıdır diyemeyiz. Evet diyemeyiz ama böyle bir yanlış bir algı var. Evet. E, bu algıyı düzeltmek gerekir. E, zihinsel e, akıl hasta akıl hastaları zeka bakımından çok süper olabilir. Yani zihinsel engeli yoktur. Çok zeki olabilir ruhsal engelli, akıl hastası. O açıdan o farklı ama zihinsel engellinin akli konusunda bir problemi yok. Sadece zeka seviyesi bakımından farklı derecelere sahiptir zihinsel engelli kardeşlerimiz. Bu hemen şunu özetle ifade etmiş olayım zihinsel engellilerden e, orta ağır ve çok ağır kategorisinde yer alan bu e, bir derecelendirme yapılıyor Evet. E, bu derecelendirme içerisinde yer alanlar Evet onlar e, dinin emir ve yasaklarıyla e, muhatap değildirler e, yani dinen e, bir e, sorumluluk e, söz konusu değildir ama Özellikle işaret etmek istediğim nokta burasıdır. E, hafif derecedeki zihinsel engelliler dinin emir ve yasaklarıyla muhataptırlar.